bu zirveyi isterseniz bir değerlendirmesi yakından takip ettiği için Emre Kaplan'a soralım. Bizi bekliyor çünkü Aspor muhabiri Emre Kaplan. An be an takip etti Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in görüşmesini. Satır başlarını, detayları bir de Emre Kaplan'dan dinleyelim. Teşekkürler Melike. Senin de ifade ettiğin gibi aslında başlangıç aşamasından itibaren görüşmeyi takip edebildik. İçeriden gelen bilgilerle ve gözlemlerimizle, izlenimlerimizle birlikte bu görüşmenin son noktaya ulaşmıştı. Aslında artık bugün diyebiliriz, Salı günü itibariyle yönetim kurulu toplantısında bu konunun konuşulması ve Sayın Başkan'ın sonrasında açıklama yapması bekleniyordu. Ama bu zirve bir gün önceye alındı. Bugün itibariyle artık bu saat itibariyle dün diyebiliriz tabii ki. Türk Telekom Stadyumu'na Fatih Terim Yönetim Kurulu tarafından davet edildi. Yaklaşık totalde 2 saatlik bir süreci kapsıyor. 15.30'da başlamıştı ve saat 17.30 sularında da tüm katılımcılarıyla birlikte Fatih Terim, Sayın Başkan, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, stadyumda yer alan ve toplantıda bulunan tüm katılımcılar ayrıldı. Bu görüşmenin totalde 2 saat kadar devam ettiğini söyleyelim. İlk aşaması yaklaşık 25 dakika, yarım saat kadar devam etmişti. Fatih Terim yönetim kuruluyla bir araya geldi ve ilk etaptaki konuşmalar aslında tabii bu gerilimin de getirdiği durumla birlikte biraz daha sert tonda geçmişti. Sonrasında Fatih Hoca kısa bir süre toplantıdan ayrıldı. Abdurrahim Albayrak'la birebir bir görüşme gerçekleştirdiler ve sonrasında da artık hep birlikte bir birlik beraberlik mesajı verildi. Bundan sonra tabii toplantıda ortaya çıkan en önemli karar kamuoyu önünde ve medya üzerinden yönetim ve teknik heyetin karşılıklı olarak aleyhte konuşmalar gerçekleştirmemesi yönünde, tamamen saha içerisine konsantre olunması yönünde bir karar çıktı. Tabii siz de az önce bahsettiğiniz bir ateşkes olarak da değerlendirebiliriz bunu, tabiri caizse. Karşılıklı iki tarafın birbirlerine medya üzerinden herhangi bir mesaj vermemesi, aleyhte görüşmenin aleyhte bir beyanın gerçekleşmemesi konusunda mutabakata varıldı ki zaten sonrasında yapılan açıklamada, kulüp tarafından yapılan açıklamada da en dikkat çekici kelimelerden bir tanesi, en dikkat çekici ifadelerden bir tanesi karşılıklı mutabakata varılmıştır ifadesiydi ki bunun da altını böyle doldurabiliriz. Dediğimiz gibi karşılıklı beyan anlamında, kamuoyu önündeki konuşmalar anlamında özellikle herhangi bir olumsuz durumun yansıtılmaması konusunda iki taraf, hem yönetim tarafı hem teknik heyet tarafı mutabakata varmış oldu. Sonrasında daha görüşme devam ederken, aslında Fatih Hoca Abdurrahim Albayrak'la birebir görüşmesini sürdürürken direkt olarak şahsi sosyal medya hesabından her şey yolunda şeklinde bir mesaj paylaştı. Toplantının bitiminde katılımcılar ayrılırken kulübün resmi sitesi üzerinden yine bir birlik beraberlik mesajı "Kenet'ten başka Galatasaray yok" başlığıyla paylaşılmıştı ve son hamlede yine kulübün sosyal medya hesabı üzerinden "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" ifadesi kullanılarak bir paylaşımın gerçekleşmesiyle oldu. Bugün itibariyle Galatasaray'da geçtiğimiz haftalardan bu yana, aslında transfer döneminden beri devam eden bu krizin, bu gerilim diyebiliriz, yönetim ve teknik heyet arasındaki gerilimin sona erdiğini söyleyebiliriz. Bugün itibariyle en azından bunu söyleyebiliyoruz. Bundan sonra biraz daha sağ içerisine odaklanma kararı aldı iki tarafta. Sağ içerisindeki sonuçlar önemsenecek ve zaten açıklamada da belirtildiği gibi şampiyonluk yolunda tüm unsurlarıyla kenetlenmiş bir Galatasaray camiasını ortaya çıkarabilmek adına karşılıklı iyi niyet adımlarıyla bugün tamamlanmış oldu. Yarın yönetim kurulu toplantısı var Galatasaray'da. Tabii burada da önemli konular var. Aslında Fatih Hoca'nın dediğimiz gibi yönetim kurulu toplantısına davet edilmesi ve orada görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyordu. Ama artık bu konu en azından bugün itibariyle kapanmış vaziyette. Yönetim kurulu toplantısında da olası bir seçim durumu gündeme gelecek ki Galatasaray'da bir süredir gündemdeki konulardan bir tanesi. Sayın Başkan kendi ağzıyla artık seçim ifadesini kullandığı için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Seçimle alakalı nasıl bir yol haritası izlenebilir? Bunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Aralık ayı başına kadar pandemi kuralları gereği, pandeminin getirdiği kurallar gereği herhangi bir toplu etkinlik gerçekleştirilemiyor. Bu boyutta bir toplu etkinlik gerçekleştirilemiyor ama sonrası için bir yol haritası belirlenebilir. Çünkü yönetim içerisinde de bu konuda fikir beyan eden isimler var. Erken bir seçime gidilmesi, Ocak ayında bir seçim sürecinin başlaması ve Mayıs ayına kadar en azından bu sürecin bir güven oyu alarak ya da farklı bir isimle, farklı bir yönetimle devam edebilmesi adına bir adım atılabilir.
Şöyle özetlemek gerekirse bugün Fatih Terim 15.30'da stadyuma geldi. Yönetim kurulunun daveti üzerine yarım saatlik bir görüşmenin ardından toplantıdan ayrıldı. Sonrasında Abdurrahim Albayrak'la birebir bir görüşme gerçekleşti. Bitiminde iki tarafta karşılıklı iyi niyet mesajlarını paylaştılar. Birlik beraberlik mesajları paylaşıldı ve Galatasaray'da bir süredir transfer döneminden bu yana devam eden bu gerilim en azından bugün itibariyle neticelendi diyebiliriz Melike. Şimdi Emre Kaplan, çok güzel özetledin. Bir sorum olacak sana. Gerilim sona erdi dedik. Sen ateşkes ifadesini de kullandın. Yani aslında biz burada yönetimle Fatih Terim arasında transfer döneminden beri süre gelen bir gerginlik olduğunu söylüyoruz. Bir de yönetim kurulu toplantısına dikkat çektin. Bu toplantı öncesinde bir de böyle bir görüşmenin yapılması acaba... Mustafa Cengiz'in işte yeniden aday olup olmayacağı çok tartışılıyordu ve Fatih Terim'in camia üzerindeki etkisi ve gücü de malum. Bu yönetim kurulu toplantısı öncesinde aslında Mustafa Cengiz'in bu görüşmeyi yapması, bu ateşkesi sağlamak istemesi biraz da Fatih Terim'in o desteğini alma isteğinden kaynaklanıyor diyebilir miyiz? Sonuçta camiayı etki eden bir isim Fatih Terim ve eğer Mustafa Cengiz de yine aday olacaksa bu desteği almak ister. Şüphesiz Fatih Terim'in camia üzerindeki etkisi çok fazla ama yönetim kurulu toplantısı zaten mevcut yönetimin kendi içerisinde gerçekleştireceği bir toplantı. Olası bir seçim durumunda tabii ki çok daha farklı hamleler gelebilir ama bugün itibariyle bunu söylemek çok kolay değil. Mustafa Cengiz'in, Sayın Başkan'ın bu görüşmeyi gerçekleştirme konusundaki niyetinin açıkçası biraz daha şu andaki bu akut durumu ortadan kaldırabilmek adına olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü camiada da çok önemli bir gerilime sebep oldu yönetim kuruluyla teknik heyet arasında yaşanan bu sürtüşme. Biraz bu konunun ateşini söndürmek istedi. İki taraf da aslında, yönetim tarafı da teknik heyet tarafı da bu durumdan çok hoşnut değildi açıkçası. Çünkü devam eden bir sezon var. Bu durum... Evet, bir problem istemez oldu. Oyuncuları, Emre herkesi etkileyen bir durum. Evet, devam ediyor. Devam et Emre Kaplan. Bu herkesi etkile... Herkese etkileyen bir durum olduğu için bunun önüne geçilmek için yapılmış bir şey ama tabii olası bir seçim durumunda, bir seçim kararı alınması durumunda çok daha farklı konuları konuşuyor olabiliriz. Ama şu an itibariyle dediğimiz gibi Fatih Terim'le yapılan bu görüşmeyi bununla bağdaştırmak, bununla birleştirmek çok doğru olmayacaktır. Peki, teşekkürler Emre Kaplan. Şimdi Emre'nin anlattıklarıyla ben kafamda böyle birleştirince şunu düşündüm biraz da. Hani seçimi konuşuyoruz, bir yönetim kurulu toplanacak, ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl devam edeceğiz derken bir Fatih Terim'in karşılarında olduğu bir yönetim kurulunun çok hani ileriye yönelik bir plan yapamayacağını düşündüğüm için aslında bu soruyu sordum. Bu konuyu aslında size de biraz danışmak istiyorum. Orada buzları eritme isteği biraz da Mustafa Cengiz'in devam etme isteğiyle doğru orantılı olabilir mi diye geldi aklıma. Ben sanki aday olmayacağını düşünüyorum. Tamamen his. Ben hakikaten Galatasaray'ın bu sezonunu kurtarmak için böyle bir ateşkesin Emre'nin tabiriyle imzalandığını düşünüyorum. Yani bu konu bence bu sezon artık hakikaten sahaya dönelim. Ve bu iş uzadıkça iki taraf da zarar görüyor. Bence hakikaten Galatasaray düşünüldüğü için bu konu kapandı. Ben bireysel olarak bir karar olduğunu düşünmüyorum her iki taraf için de. Muhtemelen o görüşmede devre arası transfer dönemiyle ilgili bir şeyler tabii de konuşuldu. Evet. Takımın durumu gayet iyi. Puan durumuna baktığınızda çok tamamen ters durum yok. Derbide tamam belki istemediği bir sonuç oldu ama sonuç itibariyle kaç tane maç var biliyor musunuz? Daha ligin bitimine kadar. İnanılacak gibi de yani çok sular akar bu köprünün ki altından. İlk yarı daha kısa. Daha kısa. Böyle bakmak lazım. Şampiyonluk şansı çok yüksek olan bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonluk ile artık etle tırnak olmuş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Böyle bir şansı varken neden bu kavgaları yapalım? Onun kararı alınmıştı. Sağ içinde dönem demiştir dediğin gibi. Ve devre arası transfer dönemi içinde takviye sözü gelmiştir oradan bence. Evet. Ama Murat burada... Bey'in bir sorusu var. Tamam. Diyor ki Erzurumspor maçında Belhanda'yı kaptan olarak çıkarması yönetime bir mesaj mıydı? Bence oyuncunun moralini. Çünkü Belhanda'yı biliyoruz yani de hakikaten şuradan biliyoruz. Daha yakın zamanda Rangers maçından oyundan alındıktan sonra bence performansında bir keskin bir düşüş oldu.